Evet, salı akşamlarının klasiği olan spor masasından tekrar merhaba sevgili izleyenler. Bu programımızda şampiyon Havza Belediyespor Başkanı Aziz Pekşen yayınımızda. Samsun Spor Amatör Ligi'ni şampiyon tamamladılar kendileri. 11. haftada başkanım sanırım programımıza katılmışsınız. Şampiyon olacağız demiştiniz ve o sözünüzü yerine getirdiniz. Kısaca bir sizden değerlendirme alalım başkanım. Sonra uzun uzun da konuşacağız. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir yayın olur, güzel bir program olur inşallah. Evet, 11. haftada gene konuk olmuştuk. Evet. Programımıza. Kara Samsun Başkanı ile birlikte. O maçın hikayesi biliyorsun biraz sıkıntılı. Şampiyon olacağız demiştik. Ama biz bu şampiyon olacağız parolasını sezon başlarken demiştik. Yani sezon başlarken parolamız kesinlikle şampiyonluktu. Hedefimiz şampiyonluktu. Evet. Programımız onun üzerineydi. Allah'a şükürler olsun, hedefi tutturduk. Zor da olsa hedefi tutturduk. Önemli olan şehre verilen sözün tutulmasıydı. Bu şehir bu şampiyonluğu bekliyordu. Çünkü Bal Ligi'ni tattık, Bal Ligi'nin tadını aldık. İnsanlar tekrar Bal Ligi'ni istiyordu. Biz de bir söz verdik. Dedik ki şampiyon olacağız, şampiyon kadroyu kuracağız. Allah nasip ederse bu şehre tekrar Bal Ligi'ni yaşatacağız dedik. Evet. Ve Mevla nasip etti. Bütün zorluklara rağmen güzel tarafları da oldu. Kolay tarafları da oldu. Çok zevkli bir sezon geçirdik. Her anlamda. Yani futbol anlamında, sıkıntılar anlamında, sıkıntılar da bile bazen insana sonuçları güzel oluyor. Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk. Baldan geçtiğimiz sene düştünüz herhalde başkanım, evet, yanlış hatırlamıyorsam. İki sene önce olmuştu. Bir sezon önce ligi 5. bitirdik. Evet. Ladik 4, biz 5. Statü gereği playoff oynamak zorunda kaldık ve düştük. Hatta ben o zaman bir terim kullanmıştım. Başkanım düştünüz hani şanssız bir şekilde ama siz de hatta hayır öyle değil, biz tekrar bu Bal Ligi'ne tekrar geri geleceğiz. Evet. Başladığımız işi, düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız, başladığımız işi bitireceğiz diye. Aynen, şimdi her şehirde bir hayır var derler. Bal Ligi'nden düşmemiz bizim için hayırlı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey, Bal Ligi'nin şeyini tam çözemedik. Evet. Ağırlığını, kalitesini, atmosferini şehir olarak çözemedik. Ne zaman çözdük? Düştükten sonra anladık. Şimdi bir alt ligi düşünce Bal Ligi'nin kalitesini otomatikman anlıyorsun. Evet. Düştük. Bazı yapılanmalara girdik. Oturduk. Dedik ki biz niye düştük? Biz nasıl yaparız? Ne yaparız? Nasıl bir çalışma içine girebiliriz? Yönetimimizi değiştirdik. Yönetimsel anlamda bir değişikliğe gittik. Şehri her şeye davet ettik. Yani futbol anlamında yapabileceğimiz ne varsa herkesi bu organizasyona ortak ettik. Sonuçta güzel şeyler çıktı, güzel projeler üretti, arkadaşlarımız çalışmalar yaptı. Şu anda Bal Ligi'ne daha hazırız. Çalışmalardan kısaca bahsedersek başkanım, neler bizim, yaptık? Bizim bana göre Havza Belediyespor'un en büyük çalışması Havza'yı futbol şehri yaptı. Artık Havza'da futbol konuşuluyor. Yani eskiden futbol diye bir şey yoktu Havza'da. Şimdi küçük şehir. Havza. Ne yapılabilir? Sosyal faaliyet ne var? Çok bir şey yok. Evet. Ama pazar günleri artık ne diyor millet? Havzanın maçı var. Bir de kafada giden, önde giden bir takım, zevk veren bir takım vurduysan artık herkes futbol konuşuyor. Bunun anlamı artık Havza bir futbol şehri. Bu bizim en büyük başardığımız olaydı. Diğer bir olay, şimdi ne yaparsan yap, ne kadar mücadele edersen et, futbolda tesisleşme olayı çok önemli. Evet. Bizim şu anda Bal Ligi'nin böyle iki lig üstünü kaldıracak tesisimiz var. 35 kişinin, futbolcunun kalabileceği, rahatça ligi götürebileceğimiz bir tesisimiz var. Bu çok önemli. Tesis bana göre takımın yarısı. Tesisleşmeyi çok güzel yaptık. Bu çok bizim için çok iyi oldu. Hı hı. Yani hazırlıklarımız, yani şunu başardık, bunu başardık dediğimiz her şeyden önce bir olduk. Küskünlere gittik.
bizim de kırdığımız, küstürdüğümüz insanlar oldu. Neticede biz de bir kurum yönetiyoruz, evet, yani. Allah'a şükürler olsun, artık kutlamalarımızı falan görmüşsünüzdür. Gördüm. Şehir, futbol şehri. Biz futbol şehri, yani futbol şehrinin yöneticileriyiz. Güzel işler başardık. Şimdi bunu başarmak bir de bizim için şarttı. Niye şarttı? Bu benim üçüncü şampiyonluğum. Süper amatörden bana ilk çıktığımda çıktık. Dediler ki, yani hafıza tesadüf. Ya daha çıktı işte. Bu başarının tesadüf olmadığını, bizim bu işi isteyerek ve bilerek yaptığımızı göstermemiz gerekiyordu. Bu senelik çok zordu. Bak hala ikincilik için pazar gün inanılmaz maç var. Evet, ona da değineceğiz başkanım. Terme, Alasamsun, Havza, Bafra. Geride bıraktığınız rakipler şimdi böyle... Hala lig daha bitmedi son hafta. Çok zorlu maçlar yaşadık. Çok zor geçti yani. Ve biz o zorlu süreçten şampiyon çıktık. Biz bu başarıyı hak ederek aldık. Hak ettik yani. Emeğimizin karşılığını aldık. Emeğimizin karşılığını aldık. Ve başarımızın tesadüf olmadığını, artık biz futbolda tecrübelendiğimizi ispatlamış olduk. Şimdi asıl bundan sonra tecrübemizi göstereceğiz. Evet. Bal Ligi harbiden adı gibi yaşanması anlamında bal. Ama maliyeti, zahmeti, kuracağın takım, organizasyonu her anlamda, ciddi anlamda zor bir lig. Şimdi diyeceksin ki başkan sen çıktın gözün korkmuş. Yok. Öyle bir şey yok. Ben korkarsam şehir korkar, arkadaşlarım korkar, yönetimim korkar. Korkmayacağız. Allah nasip ederse şu anda biz 3 takımız, Çarşamba, Atakum, öyle sayalım. Mevcut takımların içinde en tecrübelisi Ladik, evet, şu anda. Ama biz de tecrübesiz değiliz. Bir yılımız geçti orada yani. Ve biz şunu unutma, her zaman düşen en tecrübelidir. Biz düştük. Bir şeylerden ders almışız. Kesinlikle. Biz düştük. Tecrübeli bir şekilde geliyoruz. Allah nasip ederse. Peki düştüğünüz sezon tekrar inanmış mıydınız başkanım? Hani kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben büyük sahada yaptık maçı. Orada yenildik. Stattan çıkar çıkmaz bir abim, o kendini hemen hatırlayacaktır, futbol camiasında önde gelen bir abimiz hemen geldi bana, başkan ne yapmayı düşünüyorsun falan dedi. Dedim ki abi ne yapacağım? Allah nasip ederse tekrar çıkacağız. Evet. Yani hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bana göre bu benim fikrimdir. Artık bir ve birkaç ilçenin profesyonellikte olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Bu Samsun sporumuz açısından da önemli. Samsun'un çocuklarının futbolu anlamından da önemli. Şehrimiz açısından çok önemli. Yani bir profesyonel takımımız ve birkaç profesyonel takımımızın daha olması lazım. Bu şekilde yani amatör artık bu sene omuz omuza vereceğiz. Biz Havza Belediyespor için adına bir profesyonel takım yukarıya atmak için ne gerekirse hazırız. Peki başkanım, biz yıllardan beri bunu konuşuyoruz. Yaptığımız programda hep bunu dile getirdik. Her platformda bunu konuştuk. Yani 3. ligeye çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bütün takımlarımız, bütün ilçelerimiz, bu Bal Ligi'nde mücadele eden takımlarımız hep sezon başı bir hedefler koyuyor. Bu hedefler doğrusu ilerliyor ama oluyor ama olmuyor. Yani kimi şanssızlıklara kurban gidiyor, kimi hakem hatalarından dert yanıyor. Kimin maddi güç olmadığından dolayı dertleniyor. Yani 3. ligeye bir takımın çıkabilmesi için ne yapması gerekiyor bence, sizin gözünüzde? Bence çok zor bir iş değil. Ama Samsun futbol camiasının bir toplanması lazım. Bunun ayıbı günahı yok. 3 tane kulüp başkanı, atıyorum Ladik, Çarşamba, Havza kulüp başkanlarını, Samsun camiası, büyükleri, futbol adamları çağıracaklar. Diyecekler ki bu Aziz Pekşen'in ya da Ali Sukas'ın işi değil. Bu Samsun'un işi. Samsun, yani Samsun'u ilgilendiren bir konu. Diyecek ki şu anda Bal Ligi'nde 3 takımsınız. Ve Samsun'a bir profesyonel takım lazım. Nasıl yaparız da birinizi yukarı atarız? Bunun için bize bir yol gösterecekler. İstedikleri zaman biz geliriz, otururuz, konuşuruz. Birimiz çıkalım, Ladik çıksın, Samsun çıksın, yani Havza çıksın, Çarşamba çıksın. Bunun bir önemi yok. Ama bir tane profesyonel takım bu sene mutlaka atalım.
Bak orduya. Attı orduyu yukarı. Bu sene de Fatsa'ya attı. Yaz bir kenara, seneye de Ünye. Ben de öyle düşünmem ama hocam. Ama biz müsaade edersek Ünye. Evet. Senin müsaade etmek yok. Bu sene Samsun takımlarından birisi üstlükte olacak. Bu çok iddialı söylüyorum. Kesinlikle olmalıyız. Bunun için ne yapacağız? Yani şimdi kimse kimseye maç verecek değil. Kimse kimseye al sen git sen çık demeyecek. Bana göre herkes iddialı kadrosunu kuracak. İlk 5 hafta sonunda belli olur. 5 hafta herkes gücünü yettiğince mücadelesini verecek. 5 hafta sonra çarşamba mı gider, Atakum mu gider, Havza mı gider? Yani mevcut birileri gider. Belli olur. Ondan sonra onu sırtlayacağız. O takıma omuz vereceğiz, onu çıkaracağız diye düşünüyorum. Şimdi 3. ligde tonlarca oynayacak çocuklarımız var, oynayan çocuklarımız var. Bekliyorlar dışarıdaki takımlar bizi arasın, bizi çağırsın. Kapılarında bekliyorlar. Evet. Yani çocuklar transfer olamıyorlar. Samsun futbolunu ve Samsun çocuklarını çok etkiliyor bu iş. 1-2-3 tane takımımız en az kesinlikle ve kesinlikle profesyonel olmalı diye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah başkanım. Bal hakkında tabii böyle değerlendirme bulunuyorsunuz ama hani hep her sezon kulüp başkanlarımız da sizin bu düşüncenizi diğer kulüp başkanlarımız hemen hemen sahipler. Ama işte istediğimiz sonuca bir türlü varamıyoruz. Yani bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Bak şimdi. Hani yeri geliyor birbirimizi yiyoruz Samsun ekipleri olarak. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bunu sağlayamazsak ben sana söyleyeyim Yıldız. Havza düşmemeye oynar. Çarşamba ikinciliği oynar. Ladik üçüncü bitireyim der. Kendi aramızda bu böyle gider. Evet. Hiç kimseye bir faydamız olmaz. Senelik 1 milyon, 1,5 milyon bu paraları harcarız. Şimdi bir de şey önemli. Mesela o samimiyeti kurmak çok önemli. Kulüp başkanları arasında o samimiyeti kuracağız. Samsun camiası bizi yönlendirecek. Bu tek başımıza bizim kulüp başkanları olarak yapabileceğimiz bir iş değil. Daha net Samsun camiası kulüplere sahip çıkacak, yönlendirecek. Futbolcu bulamıyoruz. Yeri geliyor futbolcu bulamıyoruz. Yani yok mu Samsun'da? Şu anda Samsun'da Bal Ligi'ni sırtlayıp götürecek Samsun'un öz çocuğu, kıyamet gibi çocuk var. Ama arada bul. Ardahan'da, Kars'ta, Konya'da, her biri bir tarafta. Bunun sebebi nedir başkanım? Bence sistem bozukluğu var. Sistemimiz bozuk. Yani bir düzenimiz yok. Bir de parasal olay da çok. Yani tamamen paraya döndü iş. Sen 10 bin lira ver bir çocuğu peşinat. 11 bin lira aldı mı çekiyor gidiyor. Bizim burada Samsun'umuzun çocuklarının da biraz devreye girmesi lazım. Çok yetenekli gençlerimiz var. Eğer 1000 liralık fark için bir Samsun örneğin, çocuğu da... Yani ben çocuklara yani, şey anlamda diyorsun, örneğin. Anlıyorum. Ha, onlara da tabii ki hak veriyorsun. Onlar da çoluk çocuk besliyor. Onların da bir ailesi var. Anne babaları var. Bir, devam eden hayatları var ama... Yani Samsun camiasının sahip çıkması gerektiği dediğim noktalar bu. Evet. Öyle hocalarımız var ki, öyle ellerinin altında futbolcular var ki, yani Bal Ligi'ni böyle rahat götürecek adamlar var. Bu hocalarımız var. Onların elinde o ekipleri var, futbolcuları var. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Ben atıyorum dışarıdan bir çocuk arıyorum. Diyorum ki gel bize. Aha. Ya 50 bin liradan, 60 bin liradan, 100 bin liradan kapı açıyorum. Geliyor yanına pas veremiyor. Ama aslında Cevher Samsun'da. Samsun'un futbolcuları bunu fazlasıyla yapabilecek bir şey. Ama ben tanımıyorum. Ben bilmiyorum. Bu oluşumu sağlamamız lazım. Bana atıyorum Samsun'dan bu işin duayeni bir hocamız beni arasa kulüp başkanı olarak. Başkan sana 3 tane topçu gönderiyorum. Hiç adam arama. 4 tane Samsun'un çocuk gönderiyorum desem. Benim buna itiraz etmek gibi bir şeyim olabilir mi? Ben Samsunluyum, hoca Samsunlu. Ama kuramıyoruz o iletişimi. Bir de başkanım bizim takımlarımızda yaşadığı bir sorun da var. Genellikle menajerler vasıtasıyla oyuncular gönderiliyor. Bu oyuncular alıp kulüplere veriliyor. Yani siz Aziz Pekşen olarak hani futbolcu izleyip kendiniz almadan mı yanasınız yoksa menajerler vasıtasıyla size gelen oyunculara kadronuza bulundurmaktan yana mı? Şimdi şöyle bir şey var. Çünkü bu Samsun takımlarımız arasında çok sorunlar oluyor. Ben bu hafta pazar günü Niksar pazar maçına gittim Tokat'a.
Orada bir forvet var. O çocuğu izledim mesela. Bizim gidip görmemiz çok faydalı. Bizim ve hocalarımızın. Özellikle hocalarımızın. Biz ne kadar hocalarımız kadar tabii ki anlayamayız. Ama menajer alacağı paraya bakar. Menajer Havzı Spor başarılı olmuş. Ladik başarılı. Onu bakmaz ki. Evet. Futbolcuyu gönderir. Arada alacağı paraya bakar. Bizim kendimizin gidip görmesi lazım. Bir kere, iki kere izlememiz lazım. Takip etmemiz lazım. Öyle olursa başarılı olur diye düşünüyorum. Menajer aracılığıyla yapılan transferler patlamaya mahkumdur. Açık ve net. Bir de şöyle bir şey var. Adam devre arasına kadar sende kalıyor. Devre arasında ben gideceğim diyor. Ya şampiyonluğu oynuyoruz. Peşin altına alıyor belki. Tabii. Ben gideceğim diyor. Çekiyor gidiyor. Yani amatör. Bir bağlayıcılığı da yok. Senden 20 lira aldıysa 5 lirasını geri veriyor. Gitmiş adam. Yapacak bir şeyin yok. Yani amatörün sıkıntıları da var. O da ayrı bir şey tabii. Peki bu geldiklere nasıl engel olmamız gerekir başkanım? Neler yapmamız lazım? Hani bir topçuyu kadromuza bulundurmamız için, tutmamız için. Şimdi tabii ki maddi güç çok önemli. Mesela örnek verelim. İşte Fas'a bu sezon şampiyon oldu. Bayağı bir para harcadı. Bütçesi 3 milyon gibi bir paradan bahsediyor. Hatta daha da fazla evet. Yer duydum ben de. Örneğin Amasya, örneğin Sinop. Hani bu takımlarımız çok para harcadılar iddia ediliyor. Şimdi bu ligde şampiyonluğa hedefi oynamamız için para işi mi yoksa yürek işi mi? Benim anlatmak istediğim tam olarak da bu işte. Şimdi Fas'a neyle tuttu o takımı? Parayla tuttu. Parasını alan, 100 bin lira, 150 bin lira peşinatı alan bir futbolcu bir yere gitmez. Evet. Bunlar parayla tuttu. Ben de diyorum ki, tabii ki kimse bedava oynamasın. İşte Samsun burada toplanmalı. Yani bir Samsun'un çocuk demeli ki, ya ben Havza'da top oynuyorum, ben Havza'yı bırakıp gidemem, ben bu takımı şampiyon yapacağım, ben burada oynayacağım, ben bunu götüreceğim. Ben bu adamları yarı yolda bırakamam, ben bu takımı yarı yolda bırakamam demesi lazım. Bunu yakalamamız lazım. Tabii baktığın zaman şu anda en önemli etken para. Evet. Para. Yani birinci sırada gelen para. Fatsa parayla şey yaptı. Bir de dediğim gibi Fatsa o işi nasıl yaptı? Paradan ziyade adamlar kafaya koymuş. Her sene bir takım atıyorlar yukarı. Güzel Ordu'ya attılar. Bu sene Fatsa'ya attılar. Bu sene de Ünlü'yü atacaklar. Bu kesin yani. Ama inşallah atamayacaklar. Samsun takımları yani. Atamayacaklar. Bu sene göreceksiniz Allah nasip ederse. Ben yıldız almayacağım takımıma. Benim takımımda yıldız futbolcu olmayacak. Ama yıldız adayı olacak. Genç ağırlıklı kadro. Genç içlerine 3-4 tane abi alacağım. Yıldız adayı olacak. Kesinlikle ben bu işi, ya ben bu işten ekmek yerim diyen adamlarla yola çıkacağım. Ben bu işten yani artık ne kaparsam o işine çevirmiş arkadaşlarla çalışmayacağım. Bu kesin yani. Evet sevgili izleyenler, Spor Masası Facebook sayfasından bizlere mesajını atabilirsiniz. Sizlerin de sesi oluruz burada. Aziz Pekşen'e merak ettiğiniz soruları da burada sormuş oluruz. Başkanım, bir sezon geçti. Artık Samsun Spor Amatörlük'te son ana geldik, son düzlüğe geldik. Bu hafta sonu Bafra'yla evet. Son maçınızı oynayacaksınız. Yine ikincilik için çekişen Terme Spor'da Kara Samsun'da son maçını oynayacaklar. İkinci olan takımımız pilot oynayacak. Yani Bal Ligi'ndeki ikinci olan takımla. Siz bir sezon boyunca yani bir şampiyonluk öyküsü diyoruz. Hep siz de kendi sosyal medya sayfanızda şampiyonluk öyküsü, şampiyonluk öyküsü diye yazdınız. Evet. Bu şampiyonluk öyküsü neler oldu başkanım? Ne gibi yollardan geçtiniz? Ne gibi zorluklar gördünüz? Nasıl yönetim kuruluyla, oyuncularla bir araya geldiniz? Neler konuştunuz? Şimdi benim sosyal medyada bir konuşmam var. İlk yemeğim. Takımımızla evet. İlk yemeğimiz. Onu izledin mi bilmiyorum. Ben takıma şunu söyledim o yemekte. Dedim ki biz bir yola çıkıyoruz. Takım toplandı. Yarın ertesi gün antrenmana başlayacak. Biz bir yola çıkıyoruz. Arkadaşlar biz şampiyon olmak için bir yola çıkıyoruz. Buna inanmayan yemeğini yesin. Helalleşelim. Evine geri dönsün dedim. İnanarak çıktı. Çok sıkıntılı şeyler yaşadık. Bir Kara Samsun olayı. Bunun en büyük şahidi sizlersiniz. Yani diğer konudan konuya geçiyoruz. Kara Samsun olayı Havza Belediyespor'un bu sezonki en büyük sıkıntısıydı. Kulüp başkanına buraya geldik. Canlı yayına katıldık. Evet. Şimdi
Çok da güzel bir program oldu. Kesinlikle çok güzel bir programdı. Yani dostluk, güzellik, kardeşlik içerisinde bitireceğiz dedi başkan. Çocuğumuzu dövdü yani. Hiçbir başkana ben şunu kabul ederim bak. Kısaca o olayda bayağı bir konuşuldu başkanım. Biz de gazetelerimize yer verdik, televizyonumuza yer verdik ama kısaca bir kez daha sizin ağzınızdan duymak gerekirse nasıl oldu o olay? Şimdi benim futbolcum kırmızı kart gördükten sonra dışarı çıktı. Ben bir kere baştan anlatayım. Biz burada güzel güzel konuştuk. Evet. Centilmenlik mesajları verdik. Tabii mesajlar verdik. Güzel mesajlar verdik. Kamuoyunun takdir ettiği bir şekilde bir mesaj verdik. Çünkü Karasamsun taraftarı da biraz agresif. Havza Belediyespor taraftarı da agresif. Bunu kabul ediyoruz yani. Evet. Benim taraftarım ama bazen agresifleşiyoruz. Gittik. Binanın önünde, tesisin önünde ben başkana rastladım. Kucaklaştık. Aile devam. Dedim ki başkanım sen taraftarın içinde dur. Ben kendi taraftarımın içinde duruyorum. Evet. Yani sen bunun anlamı şudur. Sen taraftarına sahip çık, ben taraftarıma sahip çıkayım. Tamam başkan dedi. O taraftarının içine gitti. Ben kendi taraftarımın içine gittim. Ondan sonra maç işte 75. dakikalarda falan benim Sel Hocam kırmızı kart gördü. Çocuk dışarı çıktı. Orada bir karışıklık oldu. Biz karşı tribündeyiz. Sen orayı biliyorsun az çok. Evet. Binanın önü, soyunma odaları. Karşıda biz bu taraftayız. Benim taraftar bunu gördü. Ben orada bile, ben onu ama başkanın yaptığını falan görmedim o an için. O karışıklığı görüyoruz ama benim taraftarım orada çileden çıktı. Ben şunu dedim taraftarıma. Tamam Selo'yu dövüyorlar ben görüyorum. Ben görüyorum yani stadın bu tarafında benim, o bir tarafında çocuk. Daraktan kimse ölmez. Siz giderseniz felaket olur. Herkes yerinde duracak dedim. Kimseyi salmadım. Bir tek kişiyi salmadım yani. Neyse olay bitti. Çocuğu orada dövmüşler. Ben gittim oraya. Ben oraya gittiğimde öğrendim başkanın yaptığını. Bir kulüp başkanı, bir taraftar yapar. Yapamaz. Onun da öyle bir hakkı yok. Hiç kimsenin kimseye fiziksel güç kullanma gibi bir hakkı yetkisi yok. Evet. Bir taraftar yapar. Futbolcular kendi aralarında yapar. Ama kulüp başkanı yapamaz. Bir kulüp başkanı bir futbolcuya vuramaz. Bizim sorumluluklarımız var. Benim yaptığım her hareket, yapacağım her hamle Havza'yı, Havza Belediyespor'u bağlar. Ben şahsi duygularımdan dolayı, kendi agresifliğimden dolayı ben camiaya zarar veremem. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok yani. Yani yine benim taraftarım orada yaptığı agresifliğini ve ben gene önüne durdum. Ben orada onun taraftarı bıraktı gitti. 11 tane, 12 tane futbolcusuyla tek başına kaldı binada. Prefabrik bir binanın içinde kaldı. Biliyorsun orası evet. Prefabrik. Ben taraftarımı salsaydım kibrit kutusu gibi kaldırırlardım. Ben gene bırakmadım. O topçu o halde gördüğüm halde gene sağduyulu davrandım. Doğru olanı yaptınız. Kesinlikle bu Kara Samsun'u Havza'yı bağlamaz. Bu Samsun futbolunu ilgilendiren bir şey. Evet. Yani böyle bir şeyleri televizyonlarda bas bas bağırıyorlar. Yayın yapıyorlar, gösteriyorlar. Bu aferinle alabileceğimiz mi bir hareket? Bu bize ne kazandırır futbol adına? Zarardan başka hiçbir şey olmaz. Yani başkan burada bizi güzelce hani birine dersin ya gel gel bir şey demeyeceğim dersin. Tokatlar gönderesin. Başkan bize öyle yaptı sağ olsun. Ama herkesin yaptığı kendi vicdanıyla arasındaki bir şey. Kara Samsun başkanın da olaylardan sonra açıklaması da vardı hatta başkanım. Hani ben böyle bir girişimde bulunmadım. Bak şimdi hiç kimse çocuk değil. Orada görüntüler var. Görüntüler var. Kamera görüntüleri var. Orası dağbaşı değil Yıldız. Orası bir spor tesisi. Ve Samsun'un en çok spor faaliyetlerinin olduğu bir yer. Orada görüntüler var. Her şey var. Samsun'un önde gelen camia başkanları orada. İsim vermeyeceğim. Kendilerinin gözünün önünde oldu iş. Herkes gördü yani. Keşke benim çocuğuma değil de bana geleydi. Bana yapaydı. Bana kendi aramızda halletseydik bazı şeyleri. Ama artık oldu yani. Yapacak da bir şey yok. Açıklamasının hiçbir anlamı yok. Şöyle yok. Ben çocuk fakülteye gitti. Çocuğun peşinden gittim. Gece saat 12'ye kadar çocuk ameliyat oldu. İki kere ameliyat oldu. Bunun iki yerden kırdılar çocuğunu. Gece saat 12'ye kadar insan bir arar. Der ki başkanım ben bu olayın içinde yokum. Ben yapmadım. Hadi varsın veya yoksun. Ben
Kara Samsun Kulüp Başkanı olarak ben bunu tasvip etmiyorum. Evet. Ben böyle bir şeyi, olayı kabullenemiyorum. Ben camiam adına özür dilerim. Tekrardan sizi ziyaret edeceğim. Şu anda yani ortam müsait olmayabilir. Ben sizi ziyaret edeceğim, bu konuyu çözeceğim diyebilirsin. 12'ye kadar ben sosyal medyadan herhangi bir şey yazmadım. Çünkü bekledim yani. Ya biz tecrübeliyiz artık. Dövüşle, kavgayla, vurarak, kırarak bu işler, herkesin kendine göre bir dünyası var. Herkesin, eğer iş oraya kalırsa ne ben başarılı olabilirim, ne Kara Samsun'un başkanı, ne Beziköprü'nün. Hiçbirimiz başarılı olamayız. Ama aradığını, aradığını da iddia ediyor başkanım sizi aradığına bu süreçte. Şu anda canlı yayında mıyız? Ben canlı yayında aramadı diyorum. O da bağlansın, aradım desin. Bundan ötesi var mı? Evet. Ben canlı yayındayız, aramadı diyorum. O da bağlansın, aradım ben seni desin. Abi görüşelim yüz yüze. Sıkıntı yok. Öyle bir şey yok. Aramadı. Yanlış yaptı. Gerçekten Kara Samsun kara leke yaptı. Olmadı yani. Eğer iş vurduya kırdıya kalırsa biz hepimiz kaybederiz. Evet. Hiçbirimizin bir kazancı olmaz. Artı o çocuklar 20 yaşında çocuk. İnsan ona nasıl bir yerde vurur ya? Ve benim yani 4 yıldır bende o çocuk. Gitti geldi. Benim en efendi çocuklarımdan biri yani. Hani desem o ortamı gerdi, bir şeyler yaptı, sıkıntılı hareketler yaptı. Onu da yapacağını zannetmiyorum. Yapsa bile bir futbolcu o kadar dayak yemeye hak etmez yani. Böyle oldu. Şehre döndük. Herkes soruyor. Bir başkan senin futbolcunun burnunu kırıyor. Başkan sen neredesin? Ya ben her yere yetişemem ki. Yani oldu. Ben ne yapayım? Ben de taraftarımı bırakayım da gideyim orada ben de mi kavgaya mı karışayım? Bize yakışanı yaptık biz. Durduk. Taraftarından evet. Allah razı olsun. Benim taraftarımın bir özelliği var. Şu anda bölgenin en agresif, en ateşli taraftarı ben de. Allah'a şükürler olsun. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Rahatlıkla Allah'a şükürler olsun diyebilirim. Ama benim taraftarımın bir özelliği var. Ben onlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Benim taraftarım dur dersem durur. Ben önlerine geçişip de beni bir kere daha şöyle ellerine yitip başkan çekil şuradan demediler. Allah'a şükürler olsun. O yüzden sıkıntımız yok yani. Benim taraftarım duracağı yere de bilir, gideceği yere de bilir. O dayak, o tokat havzaya atıldı. Ama ben çıktım dedim ki bu yani oldu. Bunun üzerine gitmeye gerek yok. Bize bir faydası olmaz. Evet. Kapattık. Kapandı yani konu. Adli boyutu devam ediyor. Artık orada şu anda adli süreç devam tabii, ediyor. Tabii ki devam ediyor. Yani görüntüler falan hepsi adliyede. Peki devam edersek başkanım şampiyonluk hikayesine. Evet şampiyonluk hikayesine devam edersek yönetimim. Cesur Şahin, Mustafa Sözen, Turgut Yayla, Mehmet Karaca, Suat Bayraktar, Serdar Çelik, Erdem, Murat Şimşir, Selahattin, Camcı Mustafa abi, Mustafa Yünden. Bu arkadaşlarım inşallah unutmamışımdır, kaos çıkar. Yönetim dağılır. Artı hocalarım. Mustafa Şakar, Mustafa Aksu, altyapı hocam Şaban Gandemir. İnanılmaz çalıştık. İnanılmaz. Gece 12'den önce evimize hiç gitmedik. Hep kulüpte, hep takımla birlikteydik. Ne yapabiliriz? İşleri nasıl kolaylaştırabiliriz? Yarın maça gideceğiz, ne yapabiliriz? Maçtan gelince ne yapabiliriz? Benim futbolcularımın hepsi kulüpte kalıyor. Evine giden hiç yok. Sadece 2-3 tane Samsunlu çocuğumuz var. Başaran, Metin. Artık Metin bizde, o gitmiyor. Bizim çocuğumuz oldu. Başaran, Yasin, Fatih, bu üçü. Sonra Oğuz katıldı bize. Ona selam gönderiyorum. Evlat o. Yeni katıldı ama böyle 10 yıllık havza sporlu gibi mücadelesini verdi. Takım komple orada kalıyor. Yemeleri, içmeleri ciddi anlamda sıkıntı oldu bize. Ama Allah'a şükürler olsun ki başardık. Çok zorluklar yaşadık. Çok güzel şeyler de yaşadık. Çok zorluklar da yaşadık. Yani en büyük çektiğiniz zorluk, sıkıntı nedir desem başkanım ne söylersiniz? Bunun cevabı çok basit. Yani en büyük kulüpler şu anda ne çekiyor? Maddiyat. Kolay değil. Bak şimdi maddiyat sıkıntı çektik derken tabii ki çok sıkıntılar çektik ama bu sene önceki senelere göre biraz daha rahattık.
Hiç unutmam, bu sene arkadaşlar dedi ki başkanım esnafı gezelim dedi. Biz bir esnaf abimize girdik. Küçük bir esnaf. Dedik ki normalde ben hiç gezmiyordum o güne kadar. Arkadaşlarım evet. geziyordu. Ben de gideceğim yerlere işlerimden dolayı fırsat buldukça gidiyordum. Esnaf abimizin yanına girdik. Az bekleyin dedi. Yan taraftaki komşusundan 20 TL para aldı geldi verdi bize. Bu inanılmaz bir şeydi. Bu bana göre sezonun hareketiydi. Ben orada dedim ki biz şampiyon olamazsak biz bu adamlara ihanet etmiş oluruz. Adam bir dakika bekleyin başkan geliyorum dedi. Yan komşusuna gitti oradan 20 TL aldı geldi. Şimdi bu adamlara biz yanlış yapamazdık yani. Biz bu adamların yüzünü güldürmek zorundaydık. Ben o gün anladım ki artık Havza Belediyesi Spor'un sahibi halk, insanlar. Bir de dışarıdan çok şeylerimiz oldu. Yani bu seneki en zor olaylarımızdan biri de yani ikinci yarı düşüşe geçti takım. İlk yarı namalup giden takım termeyle bak termeyle 16 puan vardı aramızda 2 puana düştü. 5 maçta puan kaybettik. Evet. Burada şu var. Buradan yönetimdeki arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. Bu konuyla ilgili çok güzel evet yönetimimde Ali Rıza var. Ali Rıza. Unuttunuz isim başkan. Ali Rıza. Ali Rıza'yı unutursak kaos çıkar yönetim de alır. İyi ki hatırladınız o zaman. Ya onu unutma şansımız hiç yok. Allah razı olsun. Çok büyük hakkı var. Yönetimimle 5 maçta ciddi puanlar kaybettik. Oturduk. Şimdi yönetime yeni giren arkadaşlar da var. Yıldız şöyle bir şey var. Bu biraz tecrübe işi olduğu tamamen ben bu sene anladım. Yani hoca değişikliği iyi gelir mi? Futbolcuların kulağını mı çeksek? Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Ben 6 yıldır kulüp başkanıyım. Evet. Dedim ki arkadaşlar, bunu biz yaşayan sadece biz değiliz. Bir gerçek var. İlk yarıda 12 maçta namalüp takım kimdi? Bu çocuklar. Başlarında kim vardı? Bu hocalar vardı. Değişen bir şey yok. Bir motivasyon eksikliği yaşıyoruz. Bizler sahip çıkarsak, bizler destek olursak biz bunu toparlarız. Dedik, hiçbir değişikliğe gitmedik. Hiçbir yanlış hamle yapmadık. Biz soğukkanlı davrandık. Allah'a şükürler olsun artıya döndü. Mesela Yol Spor maçı bizim kader maçımızdı. Evet. Biz Yol'a yenilseydik puan kapanıyordu. Bizim iş sıkıntıya girmişti yani. Ki bayağı da bir zorla geçmişti maç. İnanılmaz zorlu geçti. Yani 1-0 yendik ama atla kareye seçtik. Sezonun maçıydı. Benim kaptanımın, Seyit'in o maçta bir hamlesi var. Orta sahadan yani maç 0-0 10 kişi kaldık biz. 60'ta 10 kişi kaldık. O hamlesi hayatım boyunca gözümün önünden gitmez. Yani. Seyit'e de geçmiş olsun diyoruz. Evet. Küçük bir rahatsızlığı var. Ama Allah'a şükürler olsun %100 çözüm. Seyit kaptanımız Bal Ligi'nin kampında takımının başında. O İnşallah. Ayrı bir ayrıntı. Seyit olayı çok ayrı bir ayrıntı. Yani onu anlatmakla burada saatlerce anlatamam. Çok farklı bir çocuk. O bize burada söylerim bunu. Bunu bütün Havza camiası dinlesin ya. Bunu söylemekten hiç hoşunmam. O çocuk bize evlatlığını yaptı da inşallah Havza'nın büyükleri de ona büyüklüğünü yapar. Bekliyoruz. Seyide inşallah Havza'nın büyükleri büyüklüğünü yapar diye bekliyoruz. Hakkına gireriz, günaha gireriz. O çocuğa bir sözümüz var. O sözümüzü yerine getiremezsek buradan herkese söylüyorum. Bir yerlerdeki abilerimize bu çocuğun işinin halledilmesi için inşallah halledilecek. Biz de o çocuğa olan borcumuzu ödeyeceğiz. Gece saat 3'te ara bir saat futbol konuş. Ya başkanım ben uyuyorum demez. Şimdi ben stresli bir adamım. Biraz gergin bir adamım. Evet. Arıyorum bunu. Gece 2-3. Ya başkanım ben yattım. Asla. Başkanım bir dakika der geçer o da o bir odaya. Saatlerce konuşuruz. İstişare yaparız. Adam gibi adamdır.
Bu seneki futbolcularımın hepsi adamdır. Hiçbirinin günahına giremem. Allah hepsinden razı olsun. Dedim ki oğlum, yani bizi mahcup etmeyin dedim. Etmediler. Allah onlardan razı olsun. Çok emeğe geçen oldu bu sene. Bu sene insanlar bize çok farklı yaklaştı. Yani Dursun abimiz, ikiz, Otat Mustafa abimiz, milletvekilimiz Kemal Zeybek. Mesela ben Veziköprü'yle maça gittik. Veziköprü'yü orada 2-1 yendik 3. hafta. 2-1 yendik. Kaymakam Bey maça geldi. Kaymakam Bey bana dedi ki, başkan dedi, ben takımın içeri gireceğim. Bir tebrik edeceğim dedi. Tamam dedim aziz başkan. Yani yıllar sonra bir kaymakam takımı tebrik ediyorsa manevi destek bazen her şeyden önemli. Vardır bunda bir kerametli. Kesinlikle. Tamam dedim. Biz bu sene şampiyonuz. Girdi, Allah razı olsun. Takımı tebrik etti. O bize ayrı bir motive oldu. Bazen arıyor kaymakam Bey sağ olsun. Takım nasıl gidiyor? O 5 maçlık düşüşten sonra aradı. Başkan toparla şu işi. Rezil olacağız dedi. Yani bazen manevi destek her şeyden önemli. Bundan 2 dönem önceki ülke amirimizin yanına 4 kere gittik yönetim olarak. 4'ünde de bize istifa edin dedi. Niye kaymakam Bey? Niye istifa ediyoruz dedim. Ülke kaymakamımız. Paralı adamlar gelsin dedi. Bu şampiyonluğumuz kaymakam Bey'i de çok seviyoruz, ona gelsin. Parasızlar da bu işi yapıyor. Bu iş para işi değil. Zaten parayı verenler var. İnsanlar veriyor. Ne diyorum, adam yan komşusundan aldı bize para verdi. Sanayi esnafı Nevzat abigil, oradaki abilerimiz aralarında para topladılar, bu takıma kahvaltı ısmarladılar. Bunun üzerinde bir şey olamaz. Biz o kurumun başında bunları göremezsek, biz bunları fark edemezsek ihanet içine girmiş olurduk. Evet. Allah razı olsun. Biz çok ilginç ayrı detaylar yaşadık yani bu sene. Şimdi asıl sene bu sene. Bu sene şehri bir tık daha üste atmamız lazım. Kabullerinin anlamında, sahiplerinin anlamında. Bu seneyi ikinci bölümde konuşacağız inşallah başkanım. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada, birikti mesajlar. Termespor Onursal Başkanı Hüseyin Kambur ve Kenan Karpuzoğlu bizleri izliyormuş. Size de başarılar diliyorlar. Selamlar sunuyorum. Tebrik ediyorlar. Başkanıma. Teşekkür ediyorum. Bu arada Termespor Onursal Başkanlığı'ndan da Hüseyin Kambur istifa ettiğini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Tabii ki Termespor adına büyük bir kayıp bence. Kesinlikle. Kendisi de tam bir futbol adamı. Siz de yakından tanıyorsunuz zaten Hüseyin Kambur'u. Yine kalecimizle alakalı bir Serkan Özkan. Öncelikle başkanıma selamlar. Başkanıma bir soru sormak istiyorum. Yusuf İder'i nereden bulmuşlar? Çok iyi bir kaleci demiş. Yusuf İder'i nereden bulduk? Yusuf İder'i şöyle söyleyeyim. Benim futbolcum var Yasin. Evet. Yasin'in babası Ergün abi var. Ergün abi aracılığıyla bulduk. Ona da selamlar. Onun da çok emeği var. Tabii başka abilerimiz de var işin içinde. Biraz da Yusuf bizi buldu. Ben Yusuf'u aradım. Şimdi alıştık ya futbolcularla para konuşmaya. Evet. Böyle biraz rahat konuşuyorum ama programın şeyini bozmayalım. Dedim ki oğlum, Alanyaspor'un bu U21'in kalecisiydi. Bize gelmek ister misin? Benim kaleciye ihtiyacım var dedim. Başkanım gelirim dedi, yani gelirim. Dedim ki ne alacaksın? Kaç lira ödeyeceğiz sana? Kaç lira para ödeyeceğiz? Çok ilginçtir. Başkanım dedi, ben para değil benim derdim. Ben oynamam lazım. Ben oynayabileceğim bir takıma, kendimi ispatlayabileceğim bir takıma gelmem lazım. Hı hı. Dedim ki neredesin şu anda? Erzincan'dayım. Atla gel akşam dedim. Yarım saat sonra beni aradı. Başkanım ben otobüse bindim geliyorum dedi. Yusuf bu senenin en büyük şansıydı. Ama Yusuf'u Yusuf yapan bir şey var. Arkasındaki kaleci İlker. Yarış her zaman vardı. Yarış müthişti. Adamlık harikaydı. Yusuf'tan büyük İlker. Bir kere ne bize, ne Yusuf'a, ne takıma, ne arkadaşlarına kaşını karartmamıştır. Her dakika hazır, her saniye adamlığıyla örnek olmuştur. Ona da selamlarımı gönderiyorum. O çocuğun da bizde çok hakkı var. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor başkanım. Fatih Yıldız, 1930 Bafra Spor Başkanı. O da şu anda bizleri izliyormuş. Size de selamlar gönderiyor. Son hafta maçınız olan Başkan yakacak bizi.
Yine size Murat Tokmak, Havza Spor taraftarı olarak başkanımıza gurur duyuyoruz demiş. Size selamlar göndermiş. Devam edebiliriz başkanım. İşte böyle. Şimdi Yıldız bu senenin bana göre olayı bu hafta Bafra ile oynayacağımız maç. Başkanıma selamlar gönderiyorum. Şimdi biz Bafra ile beraber kalırsak Terme playoff oynayacak. Yenersek Terme oynayacak. Bafra bizi yenerse ikisi aralarında oynayacaklar. Biri playoff oynayacak. Evet, orada başkanım ben de hemen bir devreye gireyim izleyeceğimizi aydınlatmak adına. Çünkü yanlış biliniyor bu şu anda. Puanları eşit iki takım Terme Spor ve 1930 Bafra Spor eğer son haftada maçlarını kazanırlarsa ve puanları yine eşitlerlerse avaraj olayı ortada yok. Yok. Yine bu iki takım kendi arasında maç oynayacak ve güçlü olan playoff oynamaya kazanacak. Amatördeki kriter bu. Aynen öyle. Şimdi ben diyorum ki Bafra bizi yensin. Kendi aralarında güçlü olan çıksın. Termeni başkanı da yeni başkan, Oğuzhan başkan da arkadaşım. Bafra'nın başkanı da arkadaşım. Bizi bağlayan bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Ekstradan Bafra'yı yenmek için güçlerimizi birleştirmeyeceğiz. Ama Bafra'yı yenilmek için de bir şeyler eksik yapmayacağız. Evet. Ne diyeyim? İki takım da arkadaşımız. Bence kendi göbeklerini kendileri kessinler. Aziz Başkan'a, Havza Spor'a kimse bir şey demesin. Doğru mudur? Çünkü bu maç bir maç. Ama Bafra'yla, Temre'yle, Cami'yle bizim arkadaşlığımız, biz ve bizden sonraki kulüp dostlukları baki olmalı, devam etmeli. Ben istiyorum ki, ya bunu demek çok zor ama ne diyeyim yani? Yani Bafra çok çalışsın, biraz gayret etsin, bizi yensin. İşi kolay mı? Zor. Nöbet geldi. Şuradan şunu da yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Hani Havza Spor oynamayacak, Bafra Spor kazanacak. Ben yanlış bir şey yapmam Yıldız. O konuda rahat olsun. Yok hayır yani. Bafra'nın başkanı da arkadaşım, Oğuzhan da arkadaşım. Oğuzhan abimiz. Bir de Terme'de onursal başkan Hüseyin abimiz var. Bizim canımız ciğer. Biz futbolu ondan öğrendik. Bu sene bu tecrübeleri bu 5-6 yıl içerisinde çok şey öğrendim ben kendisinden. Evet. Yani orada da çok ciddi dostlarımız var. Orada da çok ciddi dostlarımız var. İkisi oynasın. Ha ben gidip de Bafra'ya maç bırakacağım anlamında bir şey söylemiyorum. Ben gönlümden geçeni... Hayır. Samimi olarak söylüyorsunuz içinizden geçenler ama bak belki yanlış anlaşılabilir tarzında. Ben şampiyon bir takımım. Öyle bir şey olabilir mi? Biz lider bir takım. Evet. Şampiyon bir takımız yani. Bunun örneğini Yol Spor verdi. Geldi bize Havza'da 90 dakika burnumuzdan getirdi dünyayı. Geldi burada Terme'yi yendi. Yol Spor. Adamlar tam bir örnek gösteriyor. Örnek iş yaptılar yani. Şimdi bizler de çıkacağız, maçımızı oynayacağız. Ben şunu istiyorum. Bafra. Ha gayret Bafra. Yen bizi. Yen bizi. Biz sizin playoff maçınızı izleyelim. İki başkan yanına aralarında ben. Yoksa darılmaca, gücelmece olmasın. Ya ikisi de playoff oynamaya hak ediyor. İkisi de. Gerçekten çok büyük bir yarış oldu. Başkanım. Kesinlikle. Yakıştı yani. Düşünsene ya son hafta hala playoff. Bafra da hak etti, Terme de hak etti. Evet. Ben de diyorum ki bir maçta oynasınlar. Hem şehrimiz bir güzel bir maç izlesin. Hem de arada kimse kalmasın, ezilmesin. Bize nasıl denk geldi ben anlamadım. Şampiyonluğun tadını çıkaramıyoruz. Bize nasıl denk geldi çözemedik işi. Şöyle de bir durum var yalnız başkanım. Şimdi puanlara baktığımız zaman 4. sırada bulunan Türk Telekom Spor'da evet. Şu anda Terme Spor veya 1930 Bafra Spor maçlarını kaybederlerse ve Telekom kazanırsa bu sefer puanlar eşit oluyor. Üçlü takım avarajında 1930 Bafra Spor avantaj olarak pilot oynamaya hak kazanıyor. Böyle de bir durum var şu anda. Aynen. Ama tabii burada Terme Spor'un ve 1930 Bafra Spor'un yenilmesi mesela Terme Karasamsun'a yenilmez. Ya bazı gerçekler de ortada. Yani. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir maç olsun inşallah bizimkisi. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor başkanım. Tan Doğan Savi bizim fanatik izleyicimiz. Sağ olsun her hafta bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmıyor. Havza Belediyespor Kulübümüze bir yıl aradan sonra Bar Ligimize hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki yıl için Havza'nın ligdeki hedefi ne olacak? Bu ligde başarılı olabilmek için neler yapmayı düşünüyor? Yeni Amasya Spor taraftarı olarak kendilerine başarılar diliyorum demiş. Tabii ki biz bu Tan Doğan Savi'nin cevabını ikinci bölümde açıklayacağız. Siz dile getireceksiniz başkanım. Bize ayrılan ilk bölümde sürenin sonuna geldik. Çünkü ikinci bölüme tekrar sizlerle beraber olacağız. Bizlerden ayrılmayın.